Gençler merhaba. Çok önemli bir mevzuyla karşınızdayım. Hem Sun Biology Problem serisine hem de Gıcık Biyoloji serisine eklenebilecek nitelikte. Soru gelirse tüm Türkiye'nin %90'ının eleneceğini düşündüğüm. Kesinlikle %90 elenir bu mevzudan. Bir mevzuyla karşınızdayım. Ders kitabına girdiğinden bırakın öğrencileri, meslektaşlarımızın bile birçoğun haberinin olmadığını düşündüğüm mevzu arkadaşlar. Ve bu mevzuyla alakalı ders kitabından bir 12. sınıf ders kitabı sayfa 107'den, 11. sınıf ders kitabı sayfa 82'den arkadaşlar, şurada gördüğünüz aşağıda kare şeklinde büyük olan, aha bu arkadaşlar, dur böyle yapayım, nasıl yapayım, aha böyle işte böyle arkadaşlar, şu doğrultuda gördüğünüz arkadaşlar, bu aha, parmağımı uzatabildim en sonunda, bakın bu arkadaşlar 12. sınıf ders kitabı değil. Bu 11. sınıf ders kitabı sayfa 82. Bu ise arkadaşlar 12. sınıf ders kitabı sayfa 107. Bakın 12. sınıf ders kitabı sayfa 107. 11. sınıf ders kitabı sayfa 82. Hani bazı öğrenciler dediğimizi sallamıyor ya. Kitabın hangi sayfasında? Aha bu sayfasında. Tamam. Neymiş? Tekrar ediyoruz arkadaşlar. Parmak uzatmayı da öğrendik burada. Arkadaşlar 11. sınıf sayfa 82. 12. sınıf sayfa 107. Arkadaşlar sayfa 107'deki mevzular. Şimdi biz hep ne biliyorduk? Laktik asit fermantasyonu kaslara ağrı verir, yorgunluk verir, zart verir, zurt verir. Bakın sayfa 107'nin diyor. Laktik asitin kasta birikiminin kas yorgunluğuna ve devamında bir veya birkaç gün sonra ağrıya neden olduğu önceden düşünülmekteydi. Ancak son yapılan araştırmalar laktik asit üretiminin kas performansını arttırdığını göstermiştir. Ortaya çıkan kas ağrılarının büyük olasılıkla küçük kas liflerindeki travmalardan kaynaklandığını düşünmektedir. İşte glikoz eksikliğinden, kas yorgunluğundan, o kasın deformasyonundan falan kaynaklanıyormuş. Hatta Campbell Biyoloji kitabı 2022'deki baskısında da bu bilgi bu şekilde varmış arkadaşlar. Sayfa 181'ine kadar vermişler. Ders kitabına girmiş durumda. Şimdi 11. sınıf kitabında ne yazıyor? 11. sınıf kitabında ise dikkat ederseniz laktik asit fermantasyonunda oksijenli solunuma göre ATP üretimi kısa sürede gerçekleşir. Dikkat edin arkadaşlar, bakın. Bakın arkadaşlar, hatta şöyle ben açayım onu. Şöyle açayım. Gel abi. Gel. Evet. Şimdi bakın, sinek büyük ihtimalle görülüyor. Bakın arkadaşlar, 10 saniye, 10 dakika, 60 dakika. Bakın ilk 10 saniyede kırmızı oksijenli solunum, mavi laktik asit fermantasyonu. Bakın ilk 10 saniyede laktik asit fermantasyonu oksijenle solunumun kaç katı? Bakın birisi %15'lerde, birisi %85'lerde. Ama 10. dakikadan sonra oksijenli solunum laktik asit fermantasyonu dövüyor. Biz ne öğreniyorduk eskiden? İşte efendim önce oksijenli solunum yapardı kaslar. Kaslar yorgunlaştıktan sonra, yorulduktan sonra laktik asit fermantasyonu başlar. Bakın arkadaşlar, bu grafiğe göre böyle değil. İlk 10 saniyede laktik asit oksijenli laktik fermantasyon oksijenli solunumdan çok daha fazla oranda meydana geliyor. Yani bu da doğru değil artık. Şimdi oradaki yazıyı da okuyalım ve videomuzu tamamlayalım. Sizin güzel vakitlerinizi boş almayalım arkadaşlar. Laktik asit fermantasyonunda oksijenli solunuma göre ATP üretimi kısa sürede gerçekleşir. Ancak üretilen ATP miktarı çok düşüktür. Laktik asit fermantasyonu ve oksijenli solunum yolu ile hücrede üretilen ATP miktarı kas faaliyetine göre değişik gösterir. Oksijen azlığında kısa süreli kuvvetli kas faaliyetlerinde kullanılan enerjinin büyük bölümü laktik asit fermantasyonundan sağlanır. Kas faaliyetinin süresi uzadıkça kullanılan enerjinin büyük bölümü oksijenle solunumdan sağlanmaktadır. Kasta biriken laktik asit karaciğere taşınarak burada pürvik asite dönüştürülür. Solunumda tekrar kullanılır falan filan. Ama böyle bir durum söz konusu. Bakın arkadaşlar, yani yeterli oksijenli bir ortamda değilseniz veya oksijen oranı azsa ve gençler siz yüksek efor sarf ediyorsanız öyle önce oksijenli solunum sonra laktik asit fermantasyonu değil. Cart diye direkt laktik asit fermantasyonuna giriş yapıyor arkadaşlar. En çok olan laktik asit fermantasyonu. Yani şu grafik bir sorulsa müthiş bir şekilde insanları eleyebilirler. Evet gençler, bu gıcık biyoloji serimiz ve Sun Biology Problems videomuzun önemli bir mevzusuydu sizler için. Demek ki neymiş? Laktik asit kaslara yorgunluk, ağrı vermez. Ayrıca laktik asit oksijenli solunumda oksijensiz yetersizliğini beklemek zorunda değil. Her halükarda ilk 10 saniyede gördüğünüz gibi oksijenli solunumdan çok daha yüksek oranlarda gerçekleşebiliyor. Niye? Daha kısa sürede ATP üretilebildiği için bunları hücreler tercih ediyor. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Geçmiş olsun. Çünkü bu mevzuyu öğrenince birçoğunuz aa ulan hakikaten böyle mi diyeceksiniz.